Merhaba sevgili gençler. İkinci sınıf Türkçe kitabımızın 24 ile 32. sayfalar arasındaki Örnek Çocuk adlı parçamızın etkinlik çalışmalarıyla beraberiz. Kitabımızın diğer sayfa çözümleri ise kitabımızın tüm çözümleri arkadaşlar cevapları bu videonun altında açıklama kısmında daha fazla yazan yere baktığınız zaman bu videonun altında oraya tıklayın. Orada kitabın diğer cevabını da bulacaksınız. Bütün cevaplarımız burada olacak. Sizler de rahat rahat ödevlerinizi bitirecek güzel güzel oyunlar oynayacaksınız. Önce bir hazırlık çalışmamız var. Ha, abone olup WhatsApp gruplarında arkadaşlarınıza da atın ki arkadaşlar onlar da çabuk yapsın. Beraber oyun oynayabilirsiniz. Önce bir hazırlık çalışması var. Soru var arkadaşlar. Dürüst insanların özellikleri nelerdir diyor. Evet, dürüst insanların özellikleri yalan söylemezler bir kere arkadaşlar. Güvenilirdirler. Kimseye kötülük yapmazlar, yardımseverdirler. Evet, dürüst insanlar böyledir, yardımsever, kötülük yapmaz, güvenilir ve yalan söylemezler. Siz de eminim ki böylesiniz arkadaşlar. Evet, metini okudum ben sizler için. Siz de lütfen okuyun, çok güzel bir metin. Daha sonra soruları cevaplandıracağız metine göre. Örnek Çocuk metnini okudum. Biraz uzun, burada okumayacağım. Çok güzel bir metin ama okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Aşağıdaki tanımları görseli verilen kelimelerle eşleştiriniz. Babanın erkek kardeşi, baba yarısı amcadır değil mi arkadaşlar? Amca, burada emmi denmiş. Ney o? Bir. Bir ile emmiyi eşleştireceğiz o zaman. Emmi bir arkadaşlar. İki ney? Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimseye bekçi denir. Nerede bekçi? Bekçi de bu arkadaşlar. Bekçi. 2. Muhtar var. Muhtarın açıklaması yok. Muhtar fazladan verilmiş arkadaşlar. Bir metnin konusunu bulmak için metinde en çok neyin üzerinde durulmuştur sorusunu sorarız. Ha, metnin konusunu soruyor burada arkadaşlar. Okuduğumuz metnin konusunu yazalım. Ben okudum metni. Çok güzel bir metin dediğim gibi. Metnin konusu bir çocuğun en dürüst ve örnek olarak belirlenmesi. Evet, en dürüst çocuk ve örnek çocuk olarak belirlenmesi metnin konusu. Siz lütfen durdurup yazın. Eğer bana yetişemiyorsanız ben hızlı gitmek zorundayım arkadaşlar. Daha sonra videoyu yürüterek peşimde gelirsiniz. Metnin konusu neymiş? Bir çocuğun en dürüst ve örnek olarak belirlenmesi imiş arkadaşlar. Ben geçiyorum. Üçüncü etkinliğimize yazdınız değil mi? Biraz hızlı olun. Hadi bakalım. Üçüncü etkinlik. Örnek çocuk metninde geçen kahramanların adları. Bakın. Okuduğunuz zaman İsmail Hoca var kahraman. Bekir Emmi var. Osman var. Bekçi Adem var. Cemil var. Cemil'in dedesi var. Ay şurada okuldaki neden yazmışız ki biz? Okuldaki. Hayır. Yanlış yazmışım bu. Evet. Okul müdürü Ekrem Bey var. Hasan Çavuş var ve muhtar var arkadaşlar. Evet tekrar ediyorum. Kahramanlar İsmail Hoca, Bekir Emmi, Osman, Bekçi Adem, Cemil, Cemil'in dedesi. Cemil şöyle Cemil'in dedesi diyelim ki daha anlaşılsın arkadaşlar ya. Cemil'in dedesi, okul müdürü Ekrem Bey, Hasan Çavuş ve muhtar. Evet, o parçada geçen isimler bunlardır arkadaşlar. Sizler de aynısını yazın lütfen. Çünkü parçada başka kimsenin ismi yok. Bunlar var. Geçelim dördüncü etkinliğe. Dördüncü etkinlik diyor ki aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. Eğer metni okuduysanız rahatlıkla cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. Osman bu sene kimin örnek çocuk seçileceğini düşünmüştür? Evet, Elmacıların oğlu Ali diyor değil mi? Elmacıların oğlu Ali seçilecek diyor. Her zamanki gibi. 2. Cemil ne toplamaya gitmiştir? Evet, Cemil bahçeye kayısı toplamaya gitmiştir değil mi? Dedesi hastadır. Dedesi onu göndermiştir. O da kayısı toplamaya gitmiştir. 3. Köy bekçisi Adem Onbaşı Cemil'e niçin hayran olmuştur? Evet, Cemil çok dürüst davranmıştır. Komşusunun kayısıları kendi kayısılarına karıştığı halde komşusunun kayısılarını almamıştır. Sadece kendi kayısılarını seçip almıştır. Onun için Adem Onbaşı, bekçi Adem Onbaşı gözleri dolmuştur. Çok duygulanmıştır değil mi? Çünkü Cemil çok dürüst davranmıştır. O yüzden Cemil'e hayran kalmıştır bekçi. Örnek çocuk olarak seçilen öğrenci kimdir? Evet, örnek öğrenci olarak kim seçilmişti arkadaşlar? Cemil seçilmiştir değil mi? Evet, Cemil çok dürüst davrandı. Başkasının kayısılarını almadığı için Cemil örnek çocuk olarak seçilmişti. Evet, geçiyorum 5. etkinliğe. Siz de yazın ve peşimden geliverin arkadaşlar. Size ait olmayan bir eşyayı bulduğunuzda ne yaparsınız? Anlatın. Tabii ki önce sahibini bulmaya çalışırız. Ama ben onu yazmadım arkadaşlar. Bize ait olmayan bir şeyi ya da para bulursak, pa yazmışım. Burada eksik kalmış. Hızlı yazdığım için arkadaşlar. Para bulursak, eğer okuldaysak
öğretmenimize ya da müdüre götürürüz, değil mi? Öğretmenimize, burada ya da ayrı yazılır. Öğretmenimize ya da müdüre götürürüz. Eğer okulda değil de dışarıda bulursak parayı polise veririz, değil mi arkadaşlar? Eğer tanıdığınız birinin eşyayı tanır iseniz, tanıdığın birine ait ise götürür o kişiye veririz. Ama tanıdığınız birine ait değil ise ne yaparız? Okuldaysak müdüre ve öğretmenimize, dışarıdaysak polise veririz, değil mi arkadaşlar? Ya da annemize babamıza götürürüz, onlar polise götürür. Evet, bize ait olmayan bir şey bulduğumuzda bunları yaparız sevgili gençler. Siz de eminim ki bunları yaparsınız. Geçiyorum bir sonraki sayfaya. Ne var? Etkinlik. Ne diyor? Okuduğunuz metnin ilk iki cümlesini metne bakarak yazalım. Ha, bu ilk iki cümleyi yazın diyor arkadaşlar. İlk iki cümle şuydu. Örnek çocuk yarışmasının sonuçları bu yıl okulların açılacağı sabah açıklanacaktı. Bu birinci cümle. Kalabalığın önündeki sandalyede İsmail Hoca, Bekir Emmi, Hasan Çavuş ve öğretmenlerimiz oturuyorlardı. Merakla Osman'a soruyor orada, değil mi? Bu yıl yine Elmacıların oğlu Ali seçilecek. O seçilecek diyor. O da Ali mi diyor? Neden olmasın diyor. O da Ali yaramazın kavgacının biri diyor, değil mi? Parçayı okuduğumuz zaman karşımıza bu çıkıyor. İşte bu iki cümleyi yazmanız isteniyor. Siz de bunları yazın arkadaşlar. Sizler için buraya yazdım. Siz de lütfen yazın. Evet, ben bir sonraki etkinliğe gidiyorum. Siz hızlıca bu etkinliği yapın. Peşimden geliverin. Hadi bakalım. Yedinci etkinlik. Anlamları birbirine karşıt olan kelimelere zıt ya da karşıt anlamlı kelimeler denir. Mesela burada büyük ve küçük örnekleri verilmiş. Büyük ve küçük birbirlerine zıt ve karşıt kelimelerdir arkadaşlar. Aşağıda örnekler verilmiş. Bu örnekleri tabloda birbirine zıt anlama gelen kelimeleri örnekteki gibi aynı renge boyayalım diyor. Evet, gördüğünüz gibi ödül ve ceza aynı renge boyalı. Bunlar zıt kelimelerdir. Korkak ve cesur, gördüğünüz gibi mavi. Dar ve geniş, siyah, bunlar zıttır. Taze ve bayat, mora boyadım arkadaşlar, bunlar zıttır. Kötü ve iyi, bunlar da zıttır. Hafif ve ağır, bunlar da zıt olduğu için yeşile boyadım. Evet, zıt anlamlı kelimeleri aynı renkli daire içine aldım. Boyayacağıma daire içine aldım. Daha rahat görürsünüz arkadaşlar. Siz de bunun aynısını yapın. Veya siz boyayabilirsiniz de, ben boyamadım ki rahat görünebilsin arkadaşlar. Siz göremeyebilirsiniz boyadığım zaman. Böyle rahat görebilmeniz için böyle bir şey tercih ettim. Sanırım güzel olmuş, değil mi? Sekizinci etkinliğe geçiyorum ben. Sekizinci etkinlik, aşağıdaki kelimelerin arasına uygun boşluklar bırakarak cümleleri yazınız. Evet, birbirine bitişik yazılmış arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, hepsi birbirine bitişik yazılmış. Diyor ki bunları arasına boşluk bırakın, kelime olarak yazınız. Arada boşluk bıraktığımız zaman dürüstlük insanın sahip olduğu önemli özelliklerden bir tanesidir. Dürüst insan yalan söylemez. Evet, burada bitişik yazılmış. Biz ayırdığımız zaman şu hale gelir. Evet arkadaşlar, etkinliklerimiz burada son buldu. Siz de lütfen yazın aynısını. Dürüst insanın sahip olduğu önemli özelliklerden bir tanesidir. Dürüst insan yalan söylemez. Evet sevgili gençler, siz de dürüstsünüz. Abone olun, yorum yazın, videolarımı beğenin, like atın ki bütün kitaplarınızın çözümlerini yapalım. Hayat bilgisi, matematik, Türkçe, her şeyi yapacağım arkadaşlar. Lütfen siz yorum yazın, like atın ki ben de sizlere yardımcı olayım. Hoşça kalın.